yapılarının da merkezi olan noktasını. Yeşil olarak kalsın. Yeşil alanı değiştirmek mi istiyorsun? Burada yeni bir proje mi bulmak istiyorsun? Bunun çok güzel yolu var. Bir bölgedeki insanların fikirlerini alacaksın. Mini referan. Fikirlerini alacaksın. İki, bilim adamlarını, bu konudaki mimarları, bilim adamlarını, çevre gönüllülerini düşündüğün projenin bir tarafına katacaksın. Yani katılımcı olacaksın. Sen eğer orada Taksim Kışlası'nın gerekçesini yeşili korumak kaydıyla yapılandırmayı o insanlara ikna etmenin yöntemini anlatıp ikna edersen kimse karşı çıkmaz ki. İşin şu tarafındaki yorumunuz nedir? İlk günlerdeki Gezi Park'ta toplanan apolitik gençler, destek veren aileler, sanatçılar ancak hemen yanında bulunan 2-3 gün sonra başlayan provokatörler, provokatif girişimler. Bu cephede CHP'nin yorumu nedir? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim size. Toplumsal olaylar söz konusu olduğu zaman her dönemde olmuştur, olmaya da devam edecektir. Birileri olayı rayından saptırmak isteyecektir. Provokasyona zemin hazırlayan kimseler var mı? Vardır. Devletin görevi burada zaten. İstihbarat birimleri zaten burada. Tedbirleri burada almalı. Ama orada 3 tane provokatör var diye, orada olumsuz olaylara neden olabilecek bir istihbarat var diye herkese fiziki kuvvet uygulamak, herkesi yerinden etmek, herkesi orantısız güç kullanmak, toplumu başka bir noktaya götürme hakkı vermiyor size. Elbette bu bahsettiğin olabilir. Türkiye iyi ya da kötü bir ekonomik sürece, bir demokratikleşme sürecine geçmiş bulunan bir ülkedir. Bunu bir ön Asya ülkeleriyle, bir Afrika'nın kuzeyindeki ülkelerle mukayese etmiyorum. Elbette Avrupa ile çok farklılığımız var ama onlarla da karşılaştırmıyorum. Bu onları küçümsediğimden dolayı değil. Ama biz bu süreci geçerken sorumlu davranmak zorundayız. Demokratlar, demokrasiyle idare edenler hoşgörüyü, paylaşımcılığı, katılımcılığı, sosyal adaleti eşit dağıttığınız süreç içerisinde bunda bir sıkıntı olmazsınız. Sorunumuz bu. Biz yaşam tarzlarına bu toplumsal tepki nereden geldi? Sadece 3 tane ağacın kesilmesiyle mi geldi? Hayır. Nereden geldi? Başbakanın, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemlerdeki uygulamaları, tüm yöneticilerini buna katmıyorum. Ama özellikle başbakanın bir duruşu var. Kabul edilemez bir duruşu var. Dönem dönem biz hekim arkadaşlar bir araya geldiğimizde acaba farklı bir boyuta mı gidiyor Sayın Başbakanımız? Böyle değildi. Yani bu hadise yaşandı. Yurt dışına gitti. Bir gerilim yaşanıyor Türkiye'de. Toplumsal olaylar başka bir boyuta gidiyor. Yöneticilerimiz Sayın Cumhurbaşkanı fark ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli yöneticilerinden birileri fark ediyor. Yumuşatmaya, bir uygun üslup kullanmaya başlıyorlar. Sayın Başbakan geliyor, tam tersi davranıyor. Medyadan takip ediyorsunuz. Arınç'ın istifasını son anda Gül'ün engelledi. Niye? Bana sormadan sen nasıl özür dilesin? Sayın Arınç yalanladı ama. Ya tabii ki yalanlayacak. Ama yani dedikodu da olsa bu tarz bir yaklaşıma gerek yok. Sayın Başbakan'a iddia ediyorum. Mecliste de söyledim. Siz birinci gün Taksim'de yaşanan tamamen çevre ve çevresini koruma, yaşadığı alanı daraltmaya yönelik olan tepkiyi gidip konuşsaydınız, o para gelecek olan dediğiniz bedelli askerlik gibi burada da bir hoşgörüyle baksaydınız, bu kadar büyümez miydi? Bu büyümezdi. Bunun denemesi bedava. Bakın dönem dönem başbakan diyor ki, ya acaba bana bir komplo mu yaptılar? Uluslararası komplo var diyor. Çünkü biliyorsunuz uluslararası kanallar canlı yayından hiç çıkmadılar. 9 saat International yayın yaptı. Bak bu soru işareti. Akşam. Bu soru işareti. Aynı başbakana şunu sormak lazım. Türkiye'deki basın niye hiç cevap vermedi? 9 saat vermesin. 3 gün sonra. Bak 9 saat verdi. 4 gün sonra verdi. Evet. 5. gün verdi. Cumartesi günü başladı haber kanalı. Türkiye'deki basın niye vermedi? Başbakan önce buna kendine bir sorsun. Yani olay yoktu, hiçbir şey yaşanmamıştı da bizim basın öyle mi vermedi? Sizin yorumunuz nedir? Bence devlet kendi basın yayın organlarının üzerine baskı kuruyor. Özgür değil basın. Ha dışarıdakiler de buna karşı abartmış olabilirler. İki, emperyalist güçler. Benim stratejik müttefiğim falan filan hiçbir zaman kabul etmiyorum ben onların dediği gibi. Her zaman fırsat bulduklarında Türkiye'yi bir kaşık suda boğmaya çalışırlar.
Anımsayın. Orta Doğu'da, Irak'ta, İran'da, Suriye'de olan hadise, oradaki Müslümanların işte Irak'a yapılan hadisenin özünde ne vardı? Ben barış sağlayacağım diye gittiler Irak'a. Ne oldu barış? 2 milyon Müslümanın ölümüne neden oldu. Hiç barış falan yok orada. Efendim Saddam dediler o dönem kimyasal silah kullanıyor. Ben buradaki barışı sağlayacağım. Barışın temsilcilerini kendisi görürler. Ama kendileri tüm sömürü düzenini başında olurlar. Onun için emperyalistlerin böyle bir amacı olmuş olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama senin yayın kuruluşların, Türkiye'deki televizyonlar bir tane hadise anlatılmaz mı ya? Sıradan bir hadiseyi ya da bir magazini günlerce televizyona taşıyorsun. Türkiye'de insanlar biber gazı, job ve gaz bombasıyla bombalanıyor. Sen televizyonlarında yemek tarifi veriyorsun. Ondan sonra diyeceksin ki bunlar bana karşıydı. Başbakan kendine sorsun onu. İki, tekrar soruyorum. Böyle bir komplo olduğunu varsayalım. Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal olarak, sosyal olarak bir noktaya gittiğini varsayıyorum. Hepsini Sayın Başbakan'ın cephesinden bakıyorum. Siz başbakanın yerinde olsanız, ülkenin bu 15-20 günlük süreç içerisinde 5 milyar dolar ekonomik kayba uğradığını, siyasal ve toplumsal gerilimlerle ayrışma noktası geldiği bir noktada ne yaparsınız? Hangi tavrı izlersiniz? Ayrıştırmacı dili kullanmaya devam mı edersiniz? Hayır. Sayın Başbakan, ülke kötüye gidiyorsa, emperyalistler bizim üzerinden oyun oynamaya çalışıyorsa, ya biraz hoşgörü senden gelmeli. Sen çıkacaksın diyeceksin, affedersin çocuklar. Ben Taksim'de bunun böyle olacağını bilmiyordum, bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Ne var bunda ya? 20 tane, 30 tane ağaç kalsın. İşte ekmeğe başladın göstermelik. Keşke birinci gün bunları bıraksan. Yani zeminin hoşgörüsü oradan kaynaklanıyor. Toplum zaten hükümetin uyguladığı yaşam alanlarına müdahaleden dolayı öğrencilerin, sosyal adaletin, emekçinin, işçinin zaten bir sıkıntısı var zaten. Yani her an böyle bir patlamaya hazır bomba gibi. Zaten böyle bir sıkıntıyı sen de biliyorsun. Senin danışmanların analiz ediyor bunu. Şimdi bir de üzerine toz biber niye ekiyorsun? Hadi birinci gün yapmadın, bir eksiklik yaşandı. Olur. İnsanız. Sana yanlış bilgi vermiş olabilirler. Hata yapmış olabilirler. Döndüğünde, gittiğinde, geldiğinde ya affedersiniz. Bu tablo benim ülkemi başka bir kaotik ortama götürüyor. Emperyalistler benim ülkem üzerinden Orta Doğu'da başka bir projelendiriyor. Ben savaşa giriyorum, iç savaşa giriyorum. Bu benim toplumumun sıkıntıya götürür. Demen gerekmiyor mu? Başbakanın birinci görevlerinden biri toplumun huzurunu sağlamak. Siz toplumun huzurunu ve güvenini bu hoşgörüyle sağlamak zorundasınız. Peki Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili dış ülkelerin işte 3. köprünün yapılacak olması ve bazı yatırımlarla ilgili spekülasyonlar da çıkıyor istenmediği yönünde. Siz tüm bu yatırımlarla ilgili dış ülkelerin kabullenememe durumunu, iktidar cephesi diliyle söylüyorum bunu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana inandırıcı gelmiyor. Hangisi? Yani dış güçlerin Türkiye'de ekonomik yaptırımlardan dolayı böyle bir olaylara çıkarabileceği bana inandırıcı gelmiyor. Neden gelmiyor söyleyeyim. Türkiye'deki bankaların %52'si yabancıların elinde. Türkiye'de borsamızın %70 küsuru yabancıların elinde. Kamu mallarımızın, kitlerimizin büyük bir kısmı ortak distribütör ya da başkalarıyla bir bankalar dahil bir evlilik şirketleri içerisinde. Yani Türkiye'nin sermayesinin, ekonomik sermayesinin büyük bir kısmı yabancıların elinde. Ve yatırım yapmaya devam ediyor yabancı buraya. Yeni bir yatırımı Türkiye kendisi mi yapıyor? Uluslararası şirketler yapıyor. Köprüyü de onlar yapıyor. Bahsettikleri projelerin hepsini de onlar yapıyor. Niye adam bunlardan para kazanmak varken vazgeçsin? İki, bir şey daha söyleyeceğim. Uluslararası finans kuruluşlarının son yıllarda en çok para kazandıkları yer neresi biliyor musun? Türkiye. Örnek veriyorum. 1 milyon dolarınızı getirin Türkiye'ye verin. Yatırım yapın. Bir yıl sonra dolar olarak 1 milyon 650 bin dolar olarak geri alıyorsunuz. Siz uluslararası finans kaynakları olarak böyle bir şeyde kendi ekmeğinizi bulunduğunuz alanı kullandığınız ticari ilişkiyi reddeder misiniz? Bana inandırıcı gelmiyor. Peki Sayın Başbakan'ın faiz lobisi? Ha, şimdi
Başbakan buradan sıyrılmak için birilerine saldırıya geçiyor. Başka bir noktaya geliyor. Başbakan, özellikle ABD gezisi sonrası bunlar zaten başladı. Hep böyle bir yorum yapıyorum. Faiz lobisi dediğine, bankalar ve uluslararası bankalarla ortaklık yapan şirketler. Türkiye'de de bunların temsilcileri var. Kabul? Kabul. Kaç yıldır iktidardasınız? 11 yıldır iktidardasınız. Ne oldu? 11. yıl mı faiz lobisi aklına geldi? 10 yıldır bunlarla ilgili sermaye sınıfının gelişmesiyle ilgili uluslararası finans kuruluşlarının burada olması için her türlü yasal düzenlemeyi yapan sen değil misin? Türkiye'de emekçinin, memurun, dar gelirlinin haklarını gasp edip kısan sen değil misin bunların yönetmenliğiyle? Türkiye'de işçi sınıfı kalmadı. Türkiye'de taşeron kaldı hepsi. Kim istiyor bunları? Uluslararası finanslı kuruluşlar istiyor. Sayın Başbakan'ın bahsettiği faiz lobileri istiyor. Ne yaptın sen karşısında? Hayır, bir dakika. Benim işçimin hakkını yiyemezsiniz. Benim işçim de 750 asgari ücretle maaş almayacak. 1,5 lira maaş alacak Avrupa'daki gibi de o zaman. Uluslararası finans kuruluşlarına, o bahsettiğim faiz lobisine. Bakın bunlar göstermelik. Uyguladığınız siyaset, yaptığınız yasalar, pratikteki uygulamalarınız, o sizin eleştirdiğiniz, beni şimdi götürüyor demeye tırnak içerisinde çalıştığı faiz lobisi ve uluslararası finanslara göredir. Tüm yasal düzenlemeler bunlara göredir. Emekçilerin, işçilerinin haklarının tırpalandığı, haklarının yok sayıldığı, taşeronlaşma sisteminin bir öreğe gidildiği, emekliliğin milli gelirden pay almamasının tek nedeni bunlar. Şimdi kalkıp da ben uluslararası finans kuruluşları ya da faiz lobisi beni götürüyor derse ben göz ardı edelim demiyorum. Ama neden bu değil? Bunun çok basit bir örneği var. Sayın Başbakan, bakın hala insanlar üretiyor. O gençler, pırıl pırıl gençler üretiyor. Çıkıyor karşısında susarak duruyor. Çıkıyor başka eylemler yapıyor. Senin yapacağın tek şey var Sayın Başbakan. Biz hata yapıyor, hepimiz hata yapamaz mıyız? Yapıyoruz. Ya biz bu Gezi Parkı'ndaki hadiselerde yanlış davrandık. Bu Taksim anıtından da vazgeçtik, buradan da vazgeçtik. Şimdi bunu söyleyip affedersiniz dediği zaman bu hadise zaten kendiliğinden bitecek. Şimdi son bir açıklama var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tokbaş'ın İstanbullulara, vatandaşlara sormadan durağın yerini bile değiştirmeyeceğiz açıklaması. Bugün yaptığı bu açıklama bir geri adım mıdır? Yoksa verilmeye çalışılan mesajın algısı mıdır? Bu hem algı hem geri adım. Ama bana inandırıcılığından öteye Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına üzüldüğüm bir ifade. Neden üzüldüğüm bir ifade? Biz son günlerde Taksim'deki Gezi Parkı'nı konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var mıydı? Duydunuz mu hiç? Kim cevap veriyor gençlere? Kim şiddet uyguluyor? Yani neden Gezi Parkı'ndaki yeşil alanına başlamadım? Şık, belediye başkanısın. İstanbul gibi devasa bir metropolün belediye başkanısın. Haklısınız. Ben burada sizin fikirlerinizi almadım, katılımcı davranmadım. Projeyi yeniden gözden geçiririm de. Başbakanın etkisinde kaldı, sesini çıkaramadı. Başbakan da bunun farkında. Kendilerinin yanlış davrandığının farkında. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlarla görüşüyorum. Milletvekilleriyle görüşüyorum. Sağduyu sahibi insanların evet burada bir yanlış davranış içerisinde olduğunu zaten farkındalar. Orantısız güç kullanıldığının farkındalar. Sorun başbakanın bir hoşgörüyle bakmaması. Tüm hadise bu. İstanbul'daki ve Ankara'daki olaylar... Bu işte şeydi, onu söyleyeyim. Bir otobüs durağını değiştirirken işte fikir. Ya bu biraz popülist bir politika. Elbette insanların yaşam alanlarıyla ilgili bir değişiklik yaparken fikirlerini almak çok önemli bir olay. Ama siz İstanbul'un 50 yıl sonraki master planını ve projesini yaparken belki o vatandaşın henüz düşünmediği, senin düşünmek zorunda kaldığın, bilim adamlarının, çevrecilerinin, uluslararası çevre bilimcilerinin verdiği bir projeyi de halka kabul ettirmen gerekecek. Onun için sadece böyle bir popülist politika doğru değil. Geri adım,
doğru bir adım. Ortamı yumuşatmak açısından doğru bir, Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Çünkü ben şunu söylüyorum. Bakın, olayların olması bir noktaya geldi. Belirli bir noktadan sonra artık Türkiye ekonomisi zarar görüyor. İnsanlar hem esnaf olsun, hem gösteri içerisinde bulunanların gerek zaman açısından gerek ekonomik açısından büyük sıkıntı yaşıyor. Ben ülkemin geriye gitmesini istemiyorum. Ülkemin ekonomik boyutta bir 20 gün içerisinde 5 milyar dolar zarar etmesini istemiyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Şimdi sizin bu açıklamalarınızı iktidar cephesi tarafı, ülke geriye gitti ekonomik anlamda bu süreçte 22 gündür diye size soruyorlardır şu an büyük ihtimalle. Ben de onlara soruyorum aynı şeyi. Yani bu tek başına muhalefetin ya da gençlere bunu mal etmek anlamsız olur. Yanlış olur yine. Eğer yine bu cepheden bakarsak, tek bir noktadan bakıp her şeyi orada Gezi'de başlatan 3-5 tane kişi diye yorumlarsanız ya da işte Çapulcu diye, bu yanlış olur. Toplumsal olaylar böyledir. Bir ayaklanmaya başladığında kontrolü zor olur. Kontrolü kim yapar? Sistemin başındakiler yapar. Sorumlu olanlar yapar. Hem itidalli bir açıklamalar, hem hoşgörülü, herkesi kucaklayıcı bir tavır. Bakın, bu hadiseler yaşandı. Başbakanın tutumuna bakıyorum. Mitingler yapmak zorunda kaldı. Mitingler yaparken de, ya miting yapamaz mı? Yapılabilir. Ama şöyle bir düşünüyorum. Şu süreçte niye miting yapıyorsun? Efendim, ben seçim startı verildim. Taksim'deki hadiselere inat mı seçim startı veriyorsun? Yine de varsaydım, mitinglerdeki tüm konuşmalarını izliyorum. Nereye dönüyor biliyor musun? Efendim diyor, benim çocuklarımın, benim bacılarımın başörtüsü zamanında zulüm gördü. Zulüm karşısında sesiniz çıkmadı. Sayın Başbakan, geçmişte yaşanan olumsuzluklar, yaşatılan yanlışlıklar konuşuldu, tartışıldı, gündeme getirdiniz. Halk size teveccühte bulundu, %50'ye getirdiniz. Şimdi siz %50'nin artık başbakanı değilsiniz. Türkiye'de size oy vermeyenlerin de başbakanısınız. Siz şimdi bu hadise karşısında, ben bana veren arka bahçem dediği tırnak içerisinde oy verenlerin geçmişteki taleplerini tekrar gündeme getirmek, tekrar ayrımcı davranmak bir başbakana yakışır mı? Ben tam tersi bir davranış içerisinde bekliyorum. Tabii şu süreç yumuşadıktan sonra mitingler mi yapacaksın? Yap. Kalabalık, bunun iki katı mı toplayacaksın? Topla, hiç itirazım yok. Şimdi sen meydana geliyorsun, meydanda çıkıyorsun, diyorsun ki bunlar işte 50 yıl önce benim bacılarıma, benim çocuklarıma başörtüsünden dolayı okumadılar. Biz bunları unuttuk mu, bunların hesabını sormadık diye. Bu ne demek bu? Sen geçmişte cumhuriyetin değerleriyle hala hesaplaşmayı getiriyorsun. Bir ülkede başbakan veya özellikle hükümet hala öç alma duygusu, hala geçmişteki duygusal hareketlerini getirirse bu doğru değil. Yöneticisiniz. Türkiye gibi dünyanın ilk 20'sinde bulunan bir ekonomiyi idare ediyorsunuz ve Türkiye coğrafyası çok farklı kültürel ve inançlara sahip bir coğrafya. Herkesi kucaklaşmanız lazım. Evet. Herkesi sevgiyle, saygıyla bahsetmen lazım. Sayın Kaplan, iller arasındaki farklılıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İstanbul'da bu olaylar sürerken ilimize dönecek olursak ve ilimizin üzerinden devam edersek, siz o günlerde Kocaeli'de miydiniz, Ankara'da mı bilmiyorum, hafta içi genelde Ankara'da oluyorsunuz ancak burada olaylar olmadı. İlk günler bir iki provokatif girişimler yaşandı ancak sadece Kocaeli polisinin araya girmesiyle değil, eylemciler de dışladı. Eylemciler de aralarından attı. Sadece kendi eylemlerine devam ettiler ve hiçbir şey yaşanmadı Kocaeli'de. Bir kriz, bir kaos ortamı olmadı. Bir 4 gün önce Derince'de AK Parti İrtibat Bürosu'na ve bir caninin çay ocağına saldırıda bulunuldu. Şu an gözaltındalar. Hala devam ediyor. Ek gözaltı süresi alındı bu arada. Sıcak bir bilgi dünün. Bu aradaki farklılıklar, burada polisin müdahale etmemesi, İstanbul'da görmüş, göstermiş olduğunuz materyallerle müdahale edilmesi, aradaki farkı nasıl yorumluyorsunuz peki? Şimdi burada yöneticilerin önemi büyük. Ben öncelikle dönem dönem eleştiriyorduk Kocaeli'deki idarecilerimizi. Üniversite gençliği ya da sivil toplum örgütleri basın açıklamaları yapmak istediği zaman dönem dönem bir dirençle karşılanıyordu. Ve biz de hatta o süreç içerisinde değerli yöneticilerimizle bir araya geldiğimizde gerilimin hiç kimseye yarar getirmediğini, olumsuz noktaya götüreceğini defalarca beraber paylaştık. Şu süreç bizim yöneticilerimizin
daha duyarlı, daha sağduyulu bir yaklaşımından kaynaklandığı kanaatindeyim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Demin de vurgu yaptığın göstericilerin de sağduyuya sahip. Kocaeli aslında Türkiye'nin bir mozaiği. Elbette ki bazı farklı davranmak isteyen, farklı noktalara götürmek isteyenler olabilir. Bu başka bir nokta. O her yerde var. Ama siz sağduyuyla yaklaşırsanız, hoşgörüyle bakarsanız ve toplumsal hareketin kontrolünü de sağlamaya çalışırsanız bu böyle olur. Bakın biz bu süreç içerisinde parti olarak hiçbir şekilde bu eylemlerin önüne geçmek istemedik. Hiçbir şekilde provokasyondan yana olmadık. Tam tersi gittiğimiz yerde böyle gençlerden biri devlet malına ya da bir yere zarar vermeye kalktığında biz hep karşı durduk. Veremezsin. Böyle bir şey yok. Demokratik talebin ayrı, hakkın ayrı. Bu böyle. Kocaeli bu anlamda bu süreci çok rahat atlattı. Bir kriz iyi yönetildi. Evet. Diyorsun. Bir Gebze'de bir de Derince'de bir olumsuzluk olay yaşandı ama çok büyük bir sorun değil. Ben bu anlamda yöneticileri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. CHP'nin duruşu şunu mu demek lazım? CHP başlatmamıştır bu olayları ancak daha sonrasında eylemcilere yani göstericilerin arasından il başkanınız olsun, CHP üye kişiler olsun destek anlamında katılmışlardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu toplumsal hadise, halk ayaklanması, direniş adına ne dersen spontan gelişti. Sadece Taksim'deki başlangıçtaki orantısız gücün bir savaş alanı görüntüsü yapması biraz duyguları zedelenenler tarafından tepkiyle karşılandı. Ama demin de vurgu yaptım. Yaşamın sadece bu alanı değildi. Yani çıkardığımız kanunlarda gerek alkol yasasından olsun, gerek Sayın Başbakan'ın söyleminde işte yasal düzenleme ayyaştır, çapulcuydu, birkaç kendini bilmezdir. İşte giyimine karışmak, şu kadar çocuk yapacaksınız, böyle edeceksiniz. Böyle toplumun, özellikle gençlerin dinamik yapısının üzerinde bir baskı oluşturduğunuz zaman bu böyle kapağı alınmış bir tencere gibi bir açılır bu. Birden böyle bu noktaya gelir. Bu anlamda gençlerin siyaset üstü, Cumhuriyet Halk Partisi dahil hiçbir partiyle ilişkisi olmadan mücadele ettikleri, direndikleri bir alan. Şimdi ben siyasi partinin temsilcisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir direnişi önüne önderlik yapması, organize etmesi çocukların emeğine haksızlık olur. Gençlerin mücadele anlayışına haksızlık olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir şey itiraf edeyim, bu kadar genç yok. Hiçbir siyasi partide bu kadar genç yok. Taksim'e gittiğimde gördüm, hiçbir siyasi partide bu kadar dinamik ve genç yok. Üreten, zeki, elbette içinde bazı kişilerin farklı davranışları var ama zarar vermeyen, sadece o amaçtan olan var. Şimdi biz nerede katkı sunmaya başladık? Katkımız şu. Bir toplumsal talep var. Haklı bir talep var. Cumhuriyet Halk Partisi öteden beri haklı talebi hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun hep haklı talebin yanında olmuştur. Biz gençlerin devlet malına zarar verip kırmalarını istemedik. Tam tersi engelledik. Ama gençlerin demokratik talebini ifade etmelerinin karşısında devletin kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasına da izin vermememiz gerekiyor. Yani o gençler CHP'li gençler değil, siyaset üstü, apolitik gençler. Bizim bulunduğumuz nokta şuydu dönem dönem. Özellikle milletvekillerimiz süreci içerisinde polisin orantısız güç kullanmaya başladığı dönemde göstericilerle polis arasında tampon bölge oluşturmak istedik. Kısmen başarılı olduk, kısmen de olamadık. Bunun üzerinde biber gazı yendik, şop yedik, burnumuz kırılan oldu, ayağı kırılan oldu. Ama bunu hedefledik biz. Yoksa bir başkaldırı, bir başkaldırıya önderlik etmek, bunu yönetmek gibi böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz Türkiye'de siyasetin, demokrasinin sandıktan geçtiğine inanan partilerdeniz. Demokrasiyle gelen bir yöntemin başka bir şekilde gitme tarafları hiç değiliz. Evet. Yani onun için bizi böyle bu noktada düşünmeye çalışanlar yanılıyor. Sayın Kaplan, bugüne kadar olanları hep zaten gündemde değerlendiriliyor ama herkes bundan sonrasını merak ediyor. İstersen sonra ve vaktimiz de var bayağı oldukça. Dolayısıyla bundan sonraki süreci isterseniz değerlendirelim ama siyasi kısmı şöyle kapatalım. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle
tamamen çekti kendini. Hiçbir ülkücü hareketi göremezsiniz bu eylemlerde. Hı hı. İşaretlerini göremezsiniz. Varsa bizden değildir açıklamalarını çok net ifade ettiler. CHP de keza benzer bir tutum sergiledi ama kamuoyunda eleştirilen şu var. Özellikle Akil insanlar döneminde ve terörist grupların ülkeyi terk ettiği o açılımda, terk etmeye başlama sürecinde MHP'nin duruşuyla CHP'nin duruşu arasındaki farklılıklar çok eleştirildi. MHP'nin duruşu daha net, dik ve tavrını daha net ortaya koyan, CHP'nin biraz daha ortada olduğu bir tepki, duruş daha doğrusu olarak yorumlandı. Bu süreçte de benzer yorumlar var. CHP'nin buradaki duruşu yerel seçim ve genel seçimlerde iktidar cephesi tarafından daha sonra ana muhalefetin karşısına çıkacağı yönünde bir düşünceyle Sayın Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşunda CHP'nin kendi içindeki her cepheyi memnun etme durumu mudur bu? Yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerek tırnak içerisinde barış veya çözüm süreci, gerekle bu olaylar esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu, bana göre demin bahsettiğin siyasi partiler içerisindeki duruşu en net olan parti. Yani MHP'den daha bir dik bir duruş sergiledi CHP. Bakın, dik duruştaki kastınız ne bilmiyorum. Biz çok netiz. Biz çok netiz bu konuda. Niye böyle bir kaotik ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin net olmadığı söylüyorum. Barış süreciyle ilgili ifade edeyim. Yaklaşık bir 7 ay oldu. Türkiye'de şehit cenazelerinin gelmemesi herhangi bir kişiyi rahatsız eder mi? Beni cenazelerin olmaması, çatışmaların olmaması beni mutlu eder. Benim partimi de mutlu eder, sizi de mutlu eder, bir başkasını da mutlu eder. Hiç kimse bu ülkede yeni bir çatışmanın olmasını istemez. Biz bu konuda zaten başlangıçtan beri de karşı durmadığımız için buna sıcak baktığımızın bir ifadesi. Ama biz bir şey ifade ettik orada. Siyaset biraz öngörü ve biraz da ülkenin geleceğini beraber yorumlayabilme sanatı. Ne dedik biz? Sayın Başbakan, siz hükümet olarak BDP'yi PKK'nın bir kolu kabul ettiniz. Ben bunları meclisten kovacağım dediniz. Bunlar silahlı terör örgütünün bir uzantıları dediniz. Siyasi bir şekilde bunları diyalog kurmaya hiç yanaşmadınız. Ve ben bunları görüşmeyi kabul etmiyorum dediniz. Süreç geçmedi. Bir hafta, 10-15 gün bunları söylerken mecliste kucaklaşmaları hatırlıyor musunuz? Daha da BDP'li milletvekillerle PKK'lı militanlar kucaklaşınca başbakan bunları söyledi. Bir hafta sonra tablo değişti. Ne oldu? Bir dakika dedi, biz bir anlaşma yaptık. Ne anlaşması? PKK çekilecek. Bakın, bizim kaygımız şuydu. Kaygıyı ifade ettik. Çekilmesine, silahları bırakmasına, barışın olmasına karşı çıkabilir miyiz ya? Diyoruz ki Sayın Başbakan, sen bu süreci başından beri idare ederken bizden hiç görüşmedin. Muhalefeti bilgilendirmedin. Kendi toplumunu bilgilendirmedin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bilgi vermedin. Bir taraftan çıkıyorsun televizyonlarda, sen ya da temsilcileri, bu terörist başıdır diyorsunuz. Bununla görüşmeye gerek yok diyorsunuz. Görüşmeleri devam ediyorsunuz. Oslo'da görüşüyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. Bizim dediğimiz şuydu. Çok net ifade ediyorum. Biz gelin bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözelim önce dedik. Nedir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Önce siyasi katmanların, partilerin bir ortak mütabakatı lazım. Sonra siyaset dışı toplumun içerisindeki katmanları alacaksın. İki, silahı bıraktık. Barış tırnak içerisinde sağlandı. Ya Sayın Başbakan, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkilileri, emperyal güçlerin bu bölgedeki enerji paylaşımı olduğu süreç içerisinde bunları böyle bir günlük düşünmeyin. Çünkü bir günlük düşündüklerini biz yaşadık, gördük. 2011 seçimlerinden 4 ay önce bir gizli bir protokol imzalandı. Kavga görüş herhangi bir şey gelmedi. Seçimde iktidara geldi. Tekrar tablo başladı. Diyoruz ki Sayın Başbakan, bugün terör örgütü diye nitelendirdiğin PKK, başta silahlarıyla dedin,
Bırakacaklar, silahsız gidecekler. Şimdi silahlarıyla gidiyorlar. Sayın Başbakan, bir, sen bu talimatları ilişkilendirirken bir emperyal güçün desteğiyle mi yapıyorsun? Yoksa kendin mi karar veriyorsun? Kendin karar veriyorsan bana bir yıl sonraki, iki yıl sonraki güvenceyi verebilir misin? PKK'nın tekrar gelmeyeceğini. Hatta ben size bir şey söyleyeyim bakın. Siyaseti biraz böyle yorumlayarak değerlendirelim. Bugün Gezi Parkı nedeniyle toplumsal bir olaylar oldu mu? Şimdi Kürtler geri dönse, AB talimat verse, Kuzey Kürdistan lafları edilmeye başladı, fark ettiniz mi? BDP'li milletvekiller tarafından Diyarbakır'da geçen hafta bir toplantı yapıldı. Kuzey Kürdistan dediler. Neresi Kuzey Kürdistan? Güneydoğu Anadolu'nun bulunduğu bölge. Sayın Kaplan, bu arada bir son dakika gelişmesi var. Kocaeli ile değil, ülke gündemiyle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri az önce bir açıklama yaptı. Dün 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat 18.40 sularında içinde Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı ile 3. Tümen Komutanı'nın da bulunduğu komuta eğitimi taşıyan komuta kontrol helikopterine teröristler tarafından Hakkari ile Yüksekova ilçesi iki yaka dağlarından 4 el ateş edilmiş helikopter kaçınma manevrası yaparak ateş bölgesinden süratle uzaklaşmış ve emniyetli bir şekilde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na inmiştir. Helikopter üzerinde yapılan kontrolde bir merminin helikopterinin sağ kargo ön camından girerek helikopterin ana kirişlerine hasar verdiği ve kontrol kutusunun üst cephelerinde kaldığı tespit edilmiştir. Az öncenin bir son dakika gelişmesi. İşte bak demin ya sanki böyle biraz tesadüf oldu, aynı konuyu noktaya geldik. Bunlar geri dönmeye karar kılarsa gitmelerini başbakandan kaynaklanmadı. ABD ve emperyalist güçlerden kaynaklandı. Pazarlığın özü bu. Orta Doğu'da yeni bir harita yapılıyor. Kuzey Irak'taki Kürdistan, Suriye'nin üzerindeki PYD ve Türkiye'deki PKK'nın oluşturduğu bir yapı var. Onlar organize ediyor. Başbakan da bu organizasyondan pay alıyor. Alsın, itirazım yok. Şimdi geçen hafta konuşuldu. Barış ve demokrasi temsilcileri bir araya geldi Diyarbakır'da. Kuzey Kürdistan'ın artık hakları verilmeli diye. Ne yaparsınız siz? İşte bizim kaygılarımız buydu. Bakın net değil dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi bunların analizini yaparak sorduk. Gelin eğer beraber bunun içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni de katmak zorundasınız. Evet. Bu arada bir son dakika gelişmesi daha var. Bu süreçle ilgili, çözüm süreciyle ilgili BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın az önce yapmış olduğu bir açıklama var. Çözüm sürecinin ikinci aşamasının ilk resmi müzakeresini hükümetle gerçekleştirdik. Hükümet hazırlıkları olduğunu söylüyor. Önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayabilirler. Tabii anayasal düzenleme isteyecekler yani. Çok doğal. Bizim de zaten kaygımız bunlar zaten. Yani hani bize diyorlar ki ya siz bu konuda işte özellikle net değilsiniz. Ya nasıl net olalım? Diyoruz ki bakın bu hamlenin sonrasında bu gelecek. Bu hamlenin sonrasında bu gelecek. Bunda kaygılıyız. Bu kaygılıyı, toplumsal uzlaşıyı, toplumsal mutabakatı katmadan çözemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapacağınız açıklamalarla Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çözüm önerilerini bu arkadaşlarımıza dahi benimsetemezseniz bu huzursuzluk hep devam edecek. Elbette ki barışın olması, annelerin gözyaşının akmaması hepimizi mutlu ediyor. Bakın bu başka bir şey. Ama sonrası hamlesini görmek gerekiyor. İşte ben iddia ediyorum bakın. ABD'nin hedeflerinden bir tanesi İran değil mi? Amaç oysa. Irak, Suriye, İran'ı çözecek. İran'ı çözmesinin bir tek koşulu var. Türkiye'yi çözmeden İran'ı çözemez. Nasıl çözecek Türkiye'yi? Türkiye şimdi hep ABD'nin isteği doğrultusunda stratejik müttefik olarak ne diyorsa öyle yapıyoruz. Suriye'ye diş geçirmeye kalktık. Suriye'ye bağırıp çağırdık. Dur dediler, geri durduk. PKK ile barış imzala diyorlar. PKK ile barış imzalıyoruz. Sınır dışına çıkarıyoruz. Yarın orada askeri bir tatbikatla Kuzey Suriye'nin bir bölgesini aldıklarında, Suriye'nin kuzeyinde bir tampon bölge oluşturduğunda Musul, Kerkük petrol hatları yumurtalık yerine oradan Suriye'deki Laskiye'ye akarsa ne diyeceksin? Devre dışı kalıyorsun. Böyle bir siyaset olmaz. Ülkenin bütünlüğünü düşünen böyle bir siyaset olmaz. Ben ülkemi düşünürüm önce. Evet, Gezi Parkı... Yani onun için biz bu konuda çok netiz. Hı hı. Barış sürecine biz hiç engel olmadık. Ama kaygılarımızın iktidar tarafından giderilmesi, varsa gizli bir programı, bir gizli ajandası,
birileriyle bir konuşması, bir pazarlığı varsa bunu bizle paylaşmalı. İşte bakın anayasal düzenleme gelecek. BDP'nin taleplerinin bir tanesi bu. Diyecek ki Karayılan açıklamıştı bunu. Başbakan açıklamadığı için üzücü taraflarından biri de bu. Karayılan açıkladı. Biz dedi bu silahlı çıkacağız dedi. Bunun ikinci aşaması siz dedi anayasal düzenleme yapacaksınız. Öcalan'a özgürlük vereceksiniz. Esas beklentiler yeni anayasada. Tabii. Öcalan'a özgürlük vereceksiniz dedi. O süreçte referandum yaşayacak mıyız? Sizce verirler mi? Verebilmesi için toplumsal mutabakatı sağlamak zorunda. Zaten her alanda yaşanan gerilimden hep bir patlamaya hazır bir tencere gibi düşün, bomba gibi düşün. Düdüklü tencere gibi düşün. Ara ara gaz alınıyor ama her an patlamaya hazır. Tabii yeni anayasa hazırlıkları... Şimdi burada eğer Öcalan'a şu ortamda bu barışsal süreci ortak mutabakatı öteleyen bir mantıkla vermeye kalkırsan Türkiye'de büyük olaylar olur. Türkiye toprak bütünlüğü tehlikeye girer. Bunun altında ne başbakan kalır ne bir hepimiz kalırız. Ha, emperyalistlerin amacı bu olabilir. Benim hiç umurumda değil. Benim bunu yaparken de bunları düşünürken de hiç siyaset yapmıyorum. Ben isterim ki bu düşündüklerimin, Türkiye ile ilgili kaygımın iktidar partisi milletvekilleri ve başbakanın danışmanları ve kurmayları tarafından düşünülsün. Ama bunun sonrasını görmeleri lazım. Benim kaygım bu. Evet. Bu sürece girildiği zaman tekrar sizleri de ağırladığımızda özellikle yeni anayasa sürecine girildiğinde çünkü ayrı bir konu, aynı bir programda masaya yatırılması gereken uzun saatler alacak bir konu. Gezi Parkı eylemlerinin bundan sonraki sürecini gerçekten bir toplumda silkelenme mi oldu bu süreçte? Artık bundan sonra daha demokratik, daha özgür bir adımlarla mı toplumda herhangi bir olaya karşı tepkileri göreceğiz? Bundan sonraki sürecin yansımaları, partilere göre yansımalarını nasıl değerlendireceksiniz? AK Parti tüm bu olayların ışığında daha sonraki yerel seçim sürecinde oylarını en çok konuşulanlar arasında bu var. Arttırır mı, düşürür mü, etkiler mi? Yıllar öncesinde kapatılma davalarıyla gündeme gelen askeri muhtarlarla gündeme gelen ancak oylarını arttıran bir iktidar cephesi. Şimdi hadise şu, bir defa bu Taksim olayları sonrası, Gezi Parkı olayları sonrası Türkiye'deki toplumsal başkaldırı hepimizi bir silkelemiştir. Muhalefet, iktidar cephesini de herkesi silkelemiştir. Hiç kimse beni etkilemedi falan diyen biri varsa doğru söylemiyor. Bir, özgürlüklerine ve demokrasinin her tarafta eşit kılınması talebi olan yeni bir kuşak var. Baskıcı medyaya rağmen, sansürlenmiş medyaya rağmen yeni iletişim araçlarını kullanarak sosyal medya dediğimiz bir iletişim ağıyla ki dünyadaki küresel gençlik böyle. Müthiş bir iletişim kuruyorlar. Özgürlük, demokrasi başlangıç talepleri. Siyasi partiler bu anlamda Türkiye'de bir kırılmayı başlatmıştır. Tüm siyasi partiler, iktidar ve muhalefet. Eğer gençlerin bu demokratik taleplerini, bu özgürlükçü taleplerini, bu demokrasiye ve ülkeye sahip çıkma taleplerini, ben bunu ülkelerine sahip çıkma kabul ediyorum. Kendi yaşam alanının iki tane ağaçta olsa yok edilmesine karşı fikrinin alınmaması, katılımcı olmaması, talep etmesi bence mutlu bir şey. Ben öyle değerlendirmiyorum. Sevindirici bir şey. Yarın bu gençler bu ülkenin emperyalistler tarafından herhangi bir şekilde paylaşımı veya yağmalanması noktasında da böyle bütünlükçü davranırlar. Onun için bu yapıcı. Bundan tüm siyasi partilerin ders çıkarması gerekiyor. İktidarın, muhalefetin. İktidar bundan sonraki taleplerde, toplumsal taleplerde biraz daha hoşgörülü, biraz daha katılımcı, biraz daha demokrasi çıtasını yukarıya götürmek gerekiyor. Şimdi başbakanın %50 oy alarak getirip oturtmaya çalıştığı ama o %50'nin arkasına sığınarak başka bir yapıyı hep öne getirip birilerini ötekileştiren mantığı da bu gençler tarafından uyarılmıştır. Siz yaşamın her sürecinde böyle ben bilirim, bunu baskıya alırım, benim dediğim olur, ben yaparım anlayışında olursanız bu huzur size de yetmez,
bize de yetmez diyor. Çünkü küresel gençlik iletişim alanını o kadar iyi kullanıyor ki sansür koymadınsa ne oldu? 5 gün medyanın bir tanesi bahsetmedi. Göstermelik olsun 5 günden sonra da canlı yayın vermeye başladı. Kontrol edemezsiniz. Gençler bu noktada bizden önde. Siyasi partilerden önde. Bu noktada biz bunların taleplerini göz önüne almamız lazım. Bu birinci kısım. İki, gelecekle ilgili hesap yaparken Sayın Başbakan'ın bir krizde olduğunu görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son günlerdeki miting yapma isteği ve bu mitinglerle beraber özellikle miting sırasındaki söylemlerinin ayrıştırıcı, ötekileştirici, kendisine oy verenleri yücelten ama diğerleri aşağılayan bir bakış açısı demokrasi talebinin henüz iktidar tarafından benimsediği noktasında kaygı oluşturuyor. Bilinçli mi yapıyor diyorsunuz peki bunu? Bunu bence bilinçli yapıyor. Neden bilinçli yapıyor? Şöyle bir süreç geldi. Dipten bir dalganın kendisine bir huzursuzluk verdiğini ama kendisi de iktidara gelme nedeni olan, kendisine destek veren o tabanı, arka bahçeyi kısmen ihmal ettiğinin farkına vardı. Yalnızlaşacak korkusuna kapıldı. Onun için döndü, türbana sarılmaya başladı. Döndü, başı kapalı olan arkadaşlarımızın eğitim dönemindeki yaşadıkları sıkıntıya dönmeye başladı. Döndü, geçmişte kendilerine yapılan, niye bunları gündeme getiriyorsun? Senin bütünleştirmenci olman lazım. Geçmişte başı örtüsünden dolayı eğitim mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımızın, bacılarımızın sıkıntısını şimdi gençlere yaşatıyorsun sen. Aynı noktaya gelmemen lazım. İnancı farklı olabilir, yaşam tarzı farklı olabilir, siyasi durumu farklı olabilir, farklı giyinebilir. Ama sen bunu tek tipe getirmeye çalıştığında, başka bir noktaya getirdiğinde bunu iki türlü çözersin. Bunu demokrasiyle çözemezsin. Onun için başbakanın söylemleri bir diktatör havasına bürünmeye başladı. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Mitinglerde çıkarken, İstanbul ve Ankara mitinglerinde de bir şeye dikkat ettim. Şam'dan bahsediyor. Trablusgarp'tan, Libya'dan, Mısır'dan, Bosna'dan, Hersek'ten vesaireden. Neresi buralar? Demokrasinin beşiği var. Gelişmiş ülkelerin bulunduğu ülkeler var. Hedef göstermiyorsun. Niye buralardan bahsediyorsun? Bir şey var. İnanç temelinde bir Osmanlı coğrafyasını öne getiriyor. Batı'ya da diyor ki, bak ben de yalnız değilim. Ben istesem buralarda gösteri yaparım diyor. Bunlar da bana destek verir diyor. Bu, aciz olduğu bir noktanın ifadesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti böyle olmamalı. Elbette orada bizim soydaşlarımız, kültürel ilişkimiz, ekonomik ilişkilerimiz var, geliştirelim, geliştiriyoruz da. Ama bu söylemi getirip meydanda söylersen, inanç temeliyle ben de buyum, bunlar da buradadır mesajını kime vermeye çalışıyorsun? Emperyalistlere veriyorsun. Orada dur. Niye orada dur? İki cümleyle söyleyeyim. Arkadaş, ekonomi pamuk ipliğine bağlı. Ekonominin yarısından fazlasının dış emperyalist güçler tarafından organize edildiğinin bilincinde ol. Ya baştan buna izin vermeyecektin ya bunu başlangıçtaki bu bilince biz başlangıçta bu kadar esir olma dedik. Kendini emperyalistlere bu kadar bağlama dedik. Ülkeyi bağlamış olursun. Sadece kendini değil. Yarın çıkmaya çıkarsan kabul edemezsin. Yani bunu söylerken çıkacak diyecek ki ben işte IMF'ye borcumu bitirdim. Hayır öyle değil. Bakın rakam vereceğim size. IMF'ye olan borcumuz 2002 yılında iktidara geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi IMF borcu 23 milyar dolardı. Toplam borcumuz